Merhaba sevgili dostlar. Yine güzel bir programda, dolu dolu bir masada, dolu dolu misafirlerle sizlerle hayata dair notları tutmaya, hayata dair notlar düşmeye başlıyoruz. Sizler de kağıt kalemlerinizi alın. Çünkü ne diyoruz? Hayata notlar düşelim ama tekrara asla düşmeyelim. Rabbim tekrara düşürmesin. Aldığımız o notlar bizim hayatımızı doğruya doğru, güzele doğru, hayra doğru yönlendirmiş olsun. Kimler var yanımda? Bir yazar, bir çizer var. Üçü bir arada var. Yanımızda kahvemiz de var. Sizler de kahvelerinizi alın. Bu videoyu dolu dolu izlemeye efendim başlayın. Ve izlediğiniz zaman kanalımıza abone olduğunuzda, artı yorum yaptığınızda bu güzel kitapları yazarından ve çizerinden size hediye ediyoruz. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Ha, kötü yorum yapamaz mıyız? Yaparsınız, hiç sıkıntı değil. Canınız ne istiyorsa onu yazın. Biliyorsunuz ben yorumları da kolay kolay silmiyorum. Şimdi sözü çok uzatmadan, misafirlerim de çok olduğu için, zaten çizerimizin de çok acele bir yere yetiştirmesi gereken bir çizim olduğu için, bakın neler çiziyor, nasıl çiziyor, onları da size canlı canlı göstereceğimiz için programa hemen başlıyorum. Yanımda, sağ tarafımda, sağcı olduğumu bildiğiniz için hemen sağıma aldığım sevgili dostum, kardeşim Nehir Aydın Göktuman var. Hoş geldin Nehir'cim. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Seni tekrar misafir ettik kanalımıza. Çünkü çok da talep vardı. Çok sorular geldi. Elif'le seni misafir almıştık. Çok da sevinmiştik. Buradan Elifçik sana selamlar. Nehir'in güzel kızı. Hemen Nehir'in sağında da, sağcıyız ya, sağdan gidiyoruz. Nur Dombaycı kardeşim var. Hoş geldin Nurcuğum tekrardan kanalımıza. Hoş bulduk. Biliyorsunuz Nur'u misafir etmiştik. Pasaklı kızı, saçaklı kızı konuşmuştuk. Ama çizim yaptırmamıştık ona. Ya dedik, Nur sen bir çizersin. Yanına bir yazarla bir gel, bir dedikodu edelim. Bir bakalım bunlar çiziliyor, yazılıyor, nasıl oluyor. Bir de canlı canlı çiz bakalım. Çizebiliyor musun, çizemiyor musun, görelim dedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bir daha misafirimiz oldu. Ne çiziyorsun bu arada? Yakında yeni bir kitabım çıkacak. Onun son çizimleri kaldı. Onları çiziyorum. Öyle mi? Evet. Adını kimse bilmiyor. O yüzden söylemiyorum. Ay, evet. Bize özel söyleseydin ya. Belki ama çizimlerini görebileceğiz şu an. Evet. Gösterim çizimlerinden birkaç tane. Elinde eldivenliği var bu havanın sıcağında diyormuşum. Evet. Sıcak havalarda bile ben bu eldiveni takıyorum. Çünkü elim üşüse de terlese de tabletin ekranı üzerinde rahatça kaysın diye. Ha, öyle evet, mi? Daha rahat kayınca böyle kalem daha özgür. Her çizer kalem. Böyle var mıdır, her çizerin eldiveni falan? Yünden değildir ama farklı şekillerde eldivenler kullanıyorlar, evet. Ha, bak her işin evet. Sırrı varmış sevgili dostlar. Evet. Kim bilir nelerin ne sırları var. Biz bugün yazarlığın ve çizerliğin sırlarını hayata dair olan kısımlarıyla sizlerle paylaşacağız. Nehir'cim, senin de çizerlerle çalışmışlığın var ama ben zannediyor idim ki, bir Hüsnü Zan efendim benimkisi, Nur'la beraber bir kitabınız var zannediyordum. Şimdi Nur'la uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Abla kardeş ilişkisi kadar böyle samimi, tatlı. Ben kendisini çok seviyorum. Ben de. Bir kızım gibi, kardeşim gibi. Fakat nedense böyle bir şey nasip olmadı. Bu program çünkü vesile olsun. Aslında yayıncılarla çalışırken, yani yayıncılarımız çok sağ olsunlar, kitaplarım resimlenme aşamasında bana mutlaka soruyorlar. Sizin düşündüğünüz bir ressam var mı? Sizin hani çizgilerinizi... Çünkü yazan kişi bildiği için ne yazdığını, kurguya, konsepte uygun, sizin düşündüğünüz bir ressam var mı diye soruyorlar. Birkaç kez böyle denememiz oldu Nur'la. Hatta bir kitap da yaptık, resimledik. Evet. Kendi aramızda anlaşarak resimledik. Fakat bu bir seri olduğu için yayıncımız, daha sonra Nur'un da bebeği doğmuştu o dönem, böyle bir yoğunluğuna denk geldi. Devam ettiremeyeceği için sil baştana döndü iş. Evet. Böyle bir türlü nasip olmadı. Bu program ama vesile olsun, nasip olsun, yayıncılara da duyurulsun efendim. En son hatta ben birkaç teklifle de gelmiştim Nur'a, fakat çok yoğunluğu var. Şimdi hem yazıyor hem çiziyor. Tabii artık pandemi de bitti, seyahatler başladı, Kazakistanlara gitti geldi. Aa, evet, ödül aldı kitabıyla. Öyle olmuştu, şimdi çok da zaman kısıtlaması. En son hatırlarsan ben yine bir projeyle gelmiştim, evet. Siyah beyaz. Kendimle ilgili şimdi değil onlar de ama deşifre etsin, birazdan da kavga ediyorlar şimdi. Ama Nur işte maalesef o dönemde çok yoğundu. Birkaç sene sonra hiç göremeyeceğiz. Sadece kendi kitaplarını resimleyecek belki de. Aa, çünkü öyle meşhur yazarlık, meşhurluktan ziyade hem yazar hem çizer olmak gerçekten ciddi bir sorumluluk. Ben ona hep diyorum zaten. Yazıya böyle iyi yöneleceksen, yazıya karşı güzel bir kabiliyet var. Ne güzel kitaplar yazdı, dillere çevrildi. Evet. O zaman diyorum kendi kitaplarına yoğunlaş, onları resimle. Biz diyorum başka ressam buluruz, sen ilerle, evet, diyorum. Hayırlısı, evet, inşallah. Ne kadar güzel bir şey söyledim Nehir'cim. Yani sen ilerle, biz başka çizer de bulabiliriz. Birinin önünü açmak. Evet. Yayın camiasındayız hepimiz. Masaya da yayıncıları yatırıyormuşuz şimdi sevgili dostlar. Yayın camiasında böyle şeyler
oluyor mu, yapılıyor mu? Çok ya, biz yapıyoruz ama çok yok, evet. Rastladığımız bir şey değil galiba. Ya yok, evet. Yani yok olması ve günden güne her şeyin böyle tuhaf bir rekabet piyasasına dönüşmesi. Sosyal medya hesaplarının mesela takipçi oranlarının, popülaritenin gittikçe yükselerek yani çok daha iyi olan alandaki insanların geri planda kalmaları, birbirlerine dostluk, arkadaşlık kuranların belki belirli ölçüde destek vermeleri, ama böyle adaletsiz bir piyasada hepimiz aslında bir iş yapmaya çalışıyoruz. Öyle olunca da ben her zaman şu zaviyeden bakıyorum. Bizler Müslüman insanlarız. Yani bizim bir teslimiyetçi, bir tevekkül eden bir anlayışımız var Rabbimize. Herkes kendi ekmeğini yer diye bakıyorum ben hadiseye. Aynen. Ve Nur benden çok yaşlarca küçük, onun gibi başka bu alanda kalem oynatan birçok kardeşim var. Bana çok geliyorlar mesela birçok soruyla veya yayıncılarla ilgili problemleriyle, yapmak istedikleri işlerle ilgili. Ben hepsine gücüm oranında bir şey anlatmaya, söylemeye, bildiğimi paylaşmaya çalışıyorum. Ve bunu bir Allah'a karşı olan sorumluluk olarak görüyorum Allah öncelikle. Razı olsun, çok önemli. Çünkü hani diyor ya hadis-i şerifte Peygamber aleyhi ve sellem, siz diyor kendiniz için dilediğinizi kardeşiniz için de dilemezseniz gerçek kamil mümin değilsiniz. Veya komşunuz açken siz tok uyuyorsanız yine müminlerden değilsiniz. Yani diğer gamlık tavsiye ediliyor bizim dinimizde. Hı hı. Paslaşma tavsiye ediliyor, yardımlaşma tavsiye ediliyor. Biz zaten kendi mahallemizde bir avuç insanız. Doğru. Sanatta, edebiyatta, kültürde bizim ne kadar bir ağırlığımız var. Çünkü biz yıllarca, hatta yüzyıllarca hep ötekileştirilen, ötelenen bireylerdik. Hı hı. Öyle olunca şimdi bu camiada bir kardeşim güzel bir kitap yazmışsa, güzel bir çizimi varsa niye önü açılmasın? Allah razı olsun. Bize ne zararı dokunur? Faydalı olur yani bizim camiamız için, mahallemiz için. Kolay yetişmiyor bu yetenekler. Yazıda da kolay yetişmiyor. Kültür, sanat, edebiyat, film. Mesela bunlarla ilgilenen arkadaşlarımız var. Belgesel vesaire. Bunlar kolay yetişmiyor. Hı-hı. O yüzden ne kadar birbirimize pas atarsak, birbirimize destek verirsek, hı-hı, Allah hepimizin yolunu açar. Evet. Yani kıskançlıkla, hasetçilikle, ön kesmeyle, hız kesmeyle bir noktaya varamayız. Evet, ancak kendimizi kesmiş oluruz. Aynen. Dediğin gibi İsar kavramı da çok önemli. Ensardan geliyor. Biz ensar olalım ki, muhacirlere kapıyı açalım ki Rabbim de o ensarlığımızın yüzü hürmetine bize kapılarını açsın. Evet. O açıdan çok güzel. Tabii rızkı veren de Allah. Bu noktayı bildikten sonra herkes önünü açsa birilerinin, güzel şeyler ortaya çıkacak. Evet. Toplum güzelleşecek. Asıl problemin bakılması gereken tarafı da o. Toplumun güzelleşmesi için, hani toplumu güzel çizmek için böyle çizerlerin buna ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani Nehir abla her zaman bana çok destek oldu. Ben onunla bir fuarımda, kendi imza günümde, onun da imza günü olduğunu görünce kendi imzamı bırakıp koşarak onun standına gittim. İlk defa öyle tanışmıştık. O zamandan bu yana her zaman bilgilerini benden hiçbir zaman esirgemedi, yayıncılar konusunda fikir verdi. Hatta benim böyle daha acemi olduğum konularda bile bak Nur şöyle yapabilirsin diye bana hep fikir verdi. Allah'a şükür hani iş ilişkisinin dışında da abla kardeş gibi. Sağ ol. Ne kadar güzel maşallah, subhanallah. Allah böyle abla kardeşlerinin sayısını arttırsın. Amin. Çünkü ihtiyaç var. Örneklilik olması açısından da ben onların birlikte bir kitapları var düşüncesiyle davet ettim. Burada sizin gibi. Ben de şaşırdım. Aa, yok muydu Yasin kitabımız? Evet. Allah Allah. Tabii diyeceksiniz iyi araştırma yapmamışsın sunucu. Biliyorsunuz ben sunucu değilim. Burada da söyleşi yapıyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Çünkü onlarla da benim geçmişe dayanan dostluklarım var. Ama hayal olarak kalbim öyle diyordu. Demek ki buna vesile olacağız belki de biz. Beraber bir çalışma çıkaracaksınız. Çizimde nelere dikkat ediyorsun Nur? Orada çiziyorsun, boyama falan da mı yapıyorsun? Boyamasını yapıyorum. Şu anda bu kitabımız tek renkli olacak içi. Hı hı. Çünkü artık şu son zamanlarda özellikle matbaa maliyetleri de arttığı için, hı hı, özellikle 8 yaş üzeri çocuklar için tek renkli kitaplara döndük. Hı hı. 4 renkli kitaplar daha maliyetli oluyor diye. Ben de bunu tek renkli çalışıyorum. Nelere dikkat ediyorum'a gelirsek çocuğun yaşına dikkat ediyorum. Yani hangi yaş grubuna göre yapıyorum ben bu kitabı? Kaç yaşında çocuklar okuyacaklar? O çocuklar nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz? Onları eklemeye ya da çizmemeye özen gösteriyorum. Peki hemen burada Nehir'e dönmek istiyorum. Hı-hı. Diyor ki ben çizerken yaşa bakıyorum. Evet. Yazarken de bu yaş önemli. Tabii. Burada yazar olarak sen nasıl değerlendiriyorsun? Yaş önemli, karakter önemli gerçekten. Çünkü o yaşı belirlersek hangi kitleye hitap edeceğimizi de belirlemiş oluyoruz.
ve o yaşın yerine kendimizi koyabilecek bazı, nasıl söylenir, yani duygu durum meselelerini de özdeşleştirmiş oluyoruz kendimizle. Mesela bu fikrinin yaşı kaç? Senin kitabın elimdeki ve çok da sevilen bir bu ortaokul seri. Bölümü yani işte 5. sınıftan 6. sınıftan itibarenki maceraları, ama biz Fikri ile Fahri de önce şöyle ilkokul bölümüyle başladık. Çocuklar önce onu okudular ve Fikri ile Fahri yavaş yavaş büyüyerek ortaokula geldiklerinde de daha büyük, daha kalın kitaplara dönüştürdük seriyi. Kalınlaştırdık derken yazıya mı ağırlık verdiniz, resimleri mi azalttınız? Yazıya daha ağırlık verdik, resimler daha azaldı. Ortaokul 5-6. sınıflar özellikle kendilerini daha özdeşim kurabiliyorlar burada karakterlerle. Şimdi bu yaş grubunu ele almasak, ortaya çizsek, ortaya yazsak. Nasıl olur durum, ne olur orada da, karışıklık olur mu? Çok iyi bir eser çıkartmak lazım ortaya ki tüm yaşlara hitap etsin. O da tam işte çocuk edebiyatı dediğimiz şey. Yani mesela baktığımızda bu dünya klasikleri olmuş şeyleri 70-80 yaşında bir insan da okuyor, küçük çocuk da okuyor. Yani orada baktığımızda bir yaş kısıtlaması yapmamış. Belki onu büyük birisine yazmıştır. Yani bilemeyiz nasıl yazdığını. Ama iyi bir eser vermiş ki yüzyıllara meydan okumuş. Ustalık gerekiyor diyorsun. Evet. Yani o yüzden çok çalışmamız lazım. Evet, ustalaşmak için de acaba burada 170 kitabı olan bir yazar var. Sağ cenahımda sevgili dostlar, Mehir'in. Artık boyunca kitabın olsun demiyorum. Boyunu katlamış arkadaşımın, maşallah subhanallah. Çocuk daha da katlasın. Diyelim aslında. Maşallah. Peki bu ustalaşmak için böyle çok kitap mı yazmak lazım? Yoksa biraz yıllanmak mı lazım? Çok kitap yazmanın elbette bence bir avantajı var. Nasıl çok kitap okuyarak bazı şeyleri öğreniyorsak, aynı zamanda yazarken de öğreniyoruz. Tabii. Ben elindeki kitabı eskiden, hani daha bu işin başlarındayken 6 ayda belki kaleme alıyorken, şu anda bir haftada yazabildiğim süreçler oluyor. Eğer kafa yerindeyse, evde yoğunluk yoksa, tabii, başka kampa bir şeylerle gibi uğraşmıyorsam, evet, çok rahat bir haftada bitirip okumalarını yapıp teslim ettiğim çalışmalarım oluyor. Bu yazı da bir nevi antrenman gibi yani. Demek ki hani yazdıkça cümle kurumumuzdan akıcılığına kadar, kurguya kadar gelişiyor. Bu önemli. Evet, şimdi öyle deyince bir yazar ablamdan bahsetmem gerekiyor sevgili dostlar. Şule Yüksel Şenler abla, hepinizin de bildiği rahmetli, benim komşumdu lise yıllarımda. Şey derdi, kızım ya Şule abla şu ilhama söyle de bize de gelsin, ben de yazayım. Ben tabii o sıralar lise birlerdeyim, daha okul ve yazmanın çok başındayım ama hayalim tabii ki. Şey dedi, kızım ilham öyle çağrılınca gelen bir şey değil. Ne peki? İlham kağıtla kalem arasında derdi. Aynen, sen çizmeye devam et. Hani o bir şeyleri çiziyorsun ya, o kağıtla kalem, o ekranla kalem buluşuyor ya. O buluşma esnasında çıkıyor. Dediğin gibi yaza yaza istidadın gelişiyor. Senin efendim uslubun oturuyor. Daha da gelişmiş oluyorsun. Önemli. O yüzden sevgili dostlar, hiçbir şey tesadüfi değil. Şey diyorlar çalışmaya mesela dayanın. Yine ünlü bir düşünürün güzel bir sözü var. İlham gelir ama diyor, seni çalışırken bulursa. İş başında bulursa diyor. Çok güzel. Hani evet, odaklanmak gerekiyor. Yoksa böyle hani halk arasında ya da genel tabirle bir şey vardır. İlham geldi mi falan. Ben bazen onun T'yi alıyorum. İlham gelmedi bugün falan yapıyorum. İşte benim gibi çağırıyorsun. O öyle saniye başı ilham gelsin diye beklesek biz, ya da geldiği anları yoklayarak yazmaya çalışsak, inan ki iş ilerlemiyor. Evet. O tamam, zaman zaman tabii ki hepimize bir duygu durumu gelir. Fakat onunla iş yürümez yani. Ben sabah kalkarım, bilgisayarı açarım. Geceden tasarlamışımdır zaten ne yazmam gerektiğini, biliyorumdur. O günkü hani öğrenci gibi ödevimi yapmam gerekiyor gibi, o anda canımı yazmak istemese bile kendimi zorlarım, otururum, zaman zaman açılırım. Yani zamanla açılırım. Mesela ilk 20 dakika korkunç. Ekran bana, ben ekrana. Çay içerim, kahve içerim, ya bugün de olmayacak galiba, bugün hiç havamda değilim falan, öyle anlarımız çok olur, kilitlendim, düğünlendim vesaire. Ama pes etmem, o gün mutlaka 300 kelime 500 kelime yazmam gerekiyor ki o kırılma noktasına gelsin. Hani trafik kazası yaptığınızda mesela direksiyona bir daha anında geçersen o korku geçer diyorlar ya, pes etmemek gerekiyor. Başımıza bir olumsuzluk geldiğinde işin üzerine gitmek gerekiyor. Ben de o kırılma noktasını beklerim yani yazının başında. Bilgisayarla öyle bakışırız. Belki 20 dakika, belki 1 saat. Evet. Belki otururum, kalkarım. Belki işte bir telefonla birilerini ararım. Ama o masada beklerim yani. İş başındayım ya. İlhan gelsin bulsun diye. Çizimde nasıl bir şey var Nurcuğum? Sen de öyle ekranda kalem elinde, boyalar elinde bekliyor musun?
Genelde beklemeye çok fırsat olmuyor. Çünkü bizim işimiz hızlıca yapılması gereken bir iş haline geldi. Niye unutuyor musun çizeceğim şeyi? Yani şöyle mesela dergilerde yaparken özellikle aylık dergi. Aylık dergi olduğu için bunun bir matbaa süresi var. Derken bizim çizecek çok az zamanımız kalıyor. Yani iş yazardan geldiği anda bizim hemen iki gecede çizip göndermemiz gerekiyor ki grafiği çalışılsın, matbaaya gitsin, dağıtılsın. Biz ilham falan bekleyemiyoruz. İlhamı falan bekleyemiyoruz. Biz ilhamı kolay kolay bırakmıyoruz çünkü. Tutuyoruz böyle yanımıza bağlıyoruz falan. Hep yanımızda gezdiriyoruz. Ve acil durumlarda çıkartıyoruz. Hemen yapmamız gerekiyor. Yani kitaplarda da mesela kendim yazdığım kitaplarda Nehir abla biliyor. Ben o yazar tıkanmasında çok fazla yaşayan bir insanım. Çünkü çizecek çok fazla işim olduğu için dergilere, çizim derslerine falan çok zaman ayırdığım için o yazı ilham için gelmeye fırsat bulamıyor. Yani hep çiziyorum ben. O beni çizerken yakalıyor. Tam söyleyecek bir şey geri gidiyor. Kendi yazdığım şeyleri işte bekliyorum biraz böyle. Yazı demlensin. Yazım tam böyle içime sinsin. Çünkü yazdığımı bir türlü beğenmiyorum. Ben bunu da şeye bağlıyorum. Başka yazarların yazdıklarını çiziyorum ya. Onların hayal dünyasına bakıyorum. Kendiminkiyle kıyaslıyorum. Orada bir mükemmeliyetçilik doğuyor. Yani bu tam olmuş mu? Ya da biraz daha üstüne çalışayım. Biraz daha derken o yazma işini bayağı bekletmiş oluyorum. Ben de tam onu soracaktım. Bir yazarın kitabını mı çizmek daha kolay? Kendi yazdığını mı çizmek? Kendi yazdığımı çizmek aslında çok kolay. Yazarsam onu ben ne hayal ettiğimi biliyorum. Yani yazıp bitirebilmek benim için sancılı dönem. Yazıp bitirdikten sonra çizmesi çok kolay. Yani çizer olarak hiç zorlanmıyorum. Yazma süreci beni zorluyor. Ama başka bir yazarın yazdığını çizmek de ona çok eğlenceli geliyor. Yani hiç bilmediğim bir şey, hiç bilmediğim bir insan bir şey yazmış. Ve ben onu hayal etmeye çalışıyorum mesela. Bir karakterden bahsetmiş. Bazıları hatta şey diyorlar, çocuklarının resimlerini gönderiyorlar. İşte Nur Hanım ya bu benim çocuğa benzese olur mu falan diyorlar. Ha, ne güzel bir şey ama. Evet yani güzel anılar oluyor. Sen yazar olarak ne istersin çizerden? Mesela Nur'la çalışıyorsan ne istersin? Ya da neler istiyorsun çizerlerinden? Ben karakter oluştururken daha çok işin en başında bir görüşüyorum. Bazen mail yoluyla bazen de telefonla anlatıyorum yani kafamdaki kızın nasıl bir şey olduğunu. En son işte şu an bir yayın evinden çıkacak olan yine bir romanım var. Orada dedim ki editöre sen bir zahmet aradan çekil. Benim dedim ressamla bir konuştur. Ben dedim anlatayım kafamdakini. Direkt benden duyarsa ikimiz daha hızlı yol alırız ama dedim. Ama geçen biz program yaptık Nur'la. Dedik ki editörlerle çalışmaktansa onlar çünkü şey yazarla çalışmaktansa editörle çalışmak daha bize iyi geliyor çizere de. Çünkü teknik biliyor dedi. Ama sen de diyorsun ki editörü aradan çıkarıp çizerle ben o ama o ilk görüşmede. Hadi birleşin nasıl olacak bu iş? O ilk görüşmede sadece kafamdakini anlatmak için. Sonrasında editörle yürütüyor tabii ki. Tamam, ondan sonra yok. Çünkü hani ben editörü anlatacağım. Editör ona benim kafamdakini ne kadar anlatacak? Evet. Biraz daha işte işin başında sıkı bir şekilde hani kafamdakini anlatırsam iş kolay yürür. Sonrasında karışmıyorum zaten. Nehir ablanın bir de teknik bilgisi de var. Yıllardır yayıncılığın içinde olduğu için bilgisini daha rahat aktarabiliyor. Yani bir editörden yeri geliyor çok daha fazla iyi bildiği şeyler. Editörlük de yaptım. Yani Diyanet İşleri'nde 3 sene editörlük yaptım. Bir tane 10 kitaplık bir proje yürüttük orada Mehmet Zeki Aydın hocamızın öncülüğünde. Gayet de güzel oldu. Editörlüğünü ben yaptım. Ressamlarla, yazarlarla bağlantıları ben kurdum. Velhasıl biraz o işi orada çekirdeğinden öğrendim gibi. Şöyle bir şey soracağım size arkadaşlar. Yaptığımız işi bilmek, o işle alakalı bir altyapımızın olması. O işi yapmak da bizi şevklendirip hızlandırıyor ve daha kaliteli iş çıkarmamızı sağlıyor diyebilir miyiz? Mesela size bakıyorum. Mesela Nur editörlük de yapıyor, yayıncılıktan var, çizerlik var, yazarlık var. Sana bakıyorum şimdi editörlük yaptım diyorsun. Çizerlikten anlıyorum, karakterlerimi oluşturmaktan. Böyle bir yaptığımız iş hakkında bir altyapıya sahip olmak. Güzel, şöyle. Bence herkes uzman olduğu alanda profesyonelleşmeli. Bu önemli yani. O zaman çünkü yaptığın işi en iyi yaparsın. Yazarsan mesela... Yazarlığa yoğunlaşırsan daha çok yol alırsın. Ressamsan aynı şekilde. Çünkü gerçekten bir hani elde iki karpuz mu deniyor, omuzla mı taşımak zor oluyor. İkisine de aynı sevgi ve profesyonellikle yaklaşamayabiliyorsun. Fakat biz böyle bir sektörün içinde olduğumuz için tabii çalışırken editörlükle de ilgili bilgimiz oluyor, grafikle ilgili bilgimiz oluyor, ressamlıkla ilgili işin içinde yaşaya yaşaya bunları az çok öğreniyoruz. Ama profesyonelleşiyoruz anlamına gelmiyor bu. Anladım. Ben o yüzden fikirlerimi söylerim.
Ama her zaman da mesela editörün, grafik tasarımcının görüşü de benim için çok önemlidir. Çünkü onlar da o alanda uzmanlar. Hani tamamen vakıf olmak istemem olaya. Fakat piyasa bize bazı şeyleri, piyasa bazı şeyleri de öğretti. Karakter oluştururken mesela bana sorduklarında en son çizimde çok harika bir karakter ortaya çıktı. Kıvır kıvır saçlı bir çocuk olacak Hangi dedim. Hangi işte bunu? Daha yeni çıkacak inşallah birkaç aya. Tabii Eylül'e sarkmazsa yaz da geliyor bilmiyorum. Hayırlısı. Velhasıl hani bizim görüşlerimizi tabii ki alsınlar ama herkes kendi profesyonelliğini konuştursun kendi alanında. Kesinlikle. Bu Fikri Bol kitabımızda, Fikri'nin kitabında karakterleri sen mi anlattın çizeri? Zaten ben 2011 yılında Bizim Bahçe dergisinde oradaki grafik tasarımcıyı anlatmıştım. Oradakilerden bakarak, esinlenerek de bunları ortaya çıkardılar. Tabii beraber çalıştık yine karşılıklı. Birlikte çalışmanın verdiği güzel ürünler ellerimizde. Bunları sizlerle de biz ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz sevgili dostlar. Ay benim favorim. Masal Kaçkını. Masal Kaçkını benim ufaklığa da aldığım ve çok beğenerek okuduğu, bütün okula da okuttuğu bir kitap. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sevgili dostum Erdem Yayınları'ndan Melike selamlar. Melike hala seninle program yapacağız cancağız. Bütün yazarlarımla yaptım, sen orada kaldın. Ha biraz sitem edeyim ya. Böyle sitem ediyor musunuz siz de? Yazarlarınıza, yayın evinize falan. Ya, sitem hepimizin hayatında var yani. Hı, herkes birbirine ediyor. Sen çizerek mi sitem ediyorsun? Çizerek. Geciktiriyorum işte. Ya bir sitemkar yüz çizsene, nasıl yani, oluyormuş o zaman? Tam da sitemkar yüz çizmiştim. Hadi ya bir göster bakalım bize. Bu da bir sitemkar. Bakın bakın neler çizmiş efendim. Sitem eden bir yüz. Ama sitem sevgiden doğuyor diyorlar ya. İnsan sevdiğine sitem ediyor yani. Yoksa etmez yani. Yani. Tatlı sitem yani. Hepimiz yani yayıncılığın içerisinde hepimiz birbirimize ihtiyacımız var. Bizim yayıncıya, yayıncının bize ihtiyacı var. Ve olabildiğince birbirimizi idare etmeye çalışıyoruz. Ben yayıncılarımı gerçekten çok iyi anlıyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Ve bu işi sevdirmeye çalışıyorlar. Hangi iş hocam? Ya kitap kitapları, okumayı, kitap okumayı, kitabı sevdirmeye. Tabii kitabı, yok, sevdirmeyi. Kitabı sevdirmeye çalışıyorlar ve ben şu ama an ben şey diyorum, bütün kitaplar da tek bir kitabın anlaşılması için, o yüzden işimiz tabii, zor dediğin gibi tabii anladım. Ki. Evet, evet. Yani Kazakistan'a gidip geldiğimde orada okuma oranı çok düşüktü. Yani bizim 20 yıl önceki halimiz gibi. Neredeyse hiç denilecek kadar çocuk edebiyatı yazarı, çocuk edebiyatı kitabı yok. Yurt dışından çeviriye klasik eserleri almışlar ve onları görünce şey düşündüm. Ya bizim yayıncılarımız bu yere gelene kadar ne kadar çok çaba sarf etmişler. Yabancı kitaplara bakıp, kendi yazarlarını değerlendirip, çizerlerini değerlendirip gerçekten çok çaba sarf etmişler diye düşündüm. Yani, tebrik edelim o zaman. Evet, sitem etmiyoruz. Evet, evet, etmiyoruz. Melike vazgeçti. Seviyoruz. Melike bir yüze sitem etmiyoruz Erdem Yayınları'na ama misafir yok, etmek istiyoruz. Sitem etmiyoruz ama misafir etmek istiyoruz. Seviyoruz hepsini. Hepsini seviyoruz efendim. Evet. Zaten kalp sevmekten yorulmuyor, sevmemekten yoruluyor. Sevgili dostlar siz de sevmeye devam edin ama programın sonuna geldik. Aa ne ara diyeceksiniz? Geldik geldik. Hem de çok çabuk geldik ama hayata dair not düşecekler. O yüzden onların notlarını alacağım. Onu da hayata dair çizim olarak düştüğü çizim notlarını alayım diyorum. Bu konuda tabii ki sağdan başlıyorum. Hayata dair mi? Bir not düşelim, ne düşelim, nehir? Ne düşelim? Kendi hayatında düştüğün bir notu da bizimle paylaşırsan kabul müsün? Ben her dönem ve her şartta sevgiyi önemsiyorum, merhameti önemsiyorum, umutlu olmayı önemsiyorum. Şartlar, umutlu. Şartlar ne olursa olsun, içimizdeki umudu, yaşama sevgisini, yaptığımız işi başarma azmini, aşkını muhafaza edelim. Kendimizi sevelim, hayatı sevelim, Rabbimize kul olalım diyorum yani. İnşallah. İnşallah. Varoluş gayemiz zaten. Aynen öyle. Evet çizerim. Bunu çiz sen de madem öyle. Ben bunu çizerim. Tamam. Nur Donbaycı bunu çizsin. Nehir Gökduman bunu anlatımıyla söyledi. Ama her şey bizim kendimizi gözlemlememizle başlıyor. Evet. Okumakla başlıyor. Bütün okumalarımızda kendimizi okumamız ve kendimizi anlamamız süreci. Tabii ki hepsi de Rabbimize ulaşma noktasında, hayırlı işler yapma noktası. Yeter ki biz o güzeli görebilelim. İçimizdeki güzeli ortaya çıkalım. Bu programın da amacı o zaten. İnşallah biz bu vesileyle güzeli ortaya çıkarmaya adayız. Sizler de adaysanız bizi takip etmeye devam edin. Dediğim gibi yorum yazıyorsunuz. Güzel yorumlar diyormuşum yine ben. Hemen size Nehir Aydın Gökduman'ın kitabını, sevgili çizer ve yazar Nur Donbaycı'nın kitabını ve benim kitabım bu hafta da size oğlumun fıtrat yolculuğunu hediye edelim. Bu üç güzel kitabı yorum yapanlara ve abone olanlara hediye ediyoruz. Biz sizi tekrar misafir etmek isteriz efendim. Yine gelirseniz çok sevinir ve mutlu oluruz. Böyle paylaşımlar, sohbetler iyi oluyor. Umarım sizi de mutlu mesut bahtiyar buradan ayırıyoruzdur.
Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım tatlı sohbetinizden. Evet, ben de çok keyif Teşekkürler. aldım. Çok mutlu oldum. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Son olarak da ben çocuklara özellikle bir el becerisi geliştirecek bir şeyler öğretme konusunda çabaları olmasını isterim ailelerin. Eskiden bizim iş teknik derslerimiz vardı, iş eğitimi dersleri. Orada mesela hep el becerilerimizi geliştirecek şeyler yapardık. Mesela düğme dikmeyi öğrenirdik. Hepimiz düğme dikmeyi biliyoruz. Erkek çocukları bile öğrenirdi. Ama şimdi çocuklar düğme dikmeyi bilmiyorlar, ayakkabı bağlamayı bilmiyorlar. El becerileri çok gelişmedi. Zaten tablette sürekli oyun oynadıkları için parmak kasları gelişmiyor. O yüzden özellikle parmak kaslarını geliştirecek iş eğitimi ve el becerisi becerileri edinmelerini önemsiyorum. Ailelere Evet. de özellikle bunu öğretmeleri konusunda özel bir istekte mi diyeyim, Evet, öyle bir bulunuyorum. şey Evet. bulunmak lazım. Gerçekten anne babaların biraz da bu Evet. noktada teyakkuzda olması Evet. gerekiyor. O yapıldığı zaman da çocuğun yetenekleri de belki ortaya Evet. çıkmış oluyor. Ama Evet, tabii ufku bu farklı açılıyor. bir konu. Bunu bir Tabii. başka bir programda konuşalım. Evet. Onlardan söz almış olalım zaten bu vesileyle. Bir daha misafir edelim. Çünkü nasıl olsa bizim kanalımız, biz bize sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi koyuyoruz. Sizler de bize iştirak ediyorsunuz. Gayet mutlu oluyoruz efendim. O zaman biz sözümüzü alıp diyoruz ki çocuklarımızın içindeki yetenekleri keşfedelim. Hayata dair notlar düşelim ama tekrar düşmeyelim. O zaman haftaya bir başka programda çok güzel konuklarla yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.